Tamam işte o dijitalin bir ilerisi de kripto diye bize anlatıldı. Kullanımlar arttı. Kimi pizza firmaları bu konuda örneğin ben artık kripto parayla ödeme alabilirim gibi reklamlar yaptılar. Derken hop bir düzenleme, aslında bir yasak. Sonrasına peşi sıra batan borsalar, kripto borsalar bir anda gündemin ilk sıra maddesi haline geldi. Önce dediğim gibi kripto borsaların batma hikayesinden önce bir düzenleme getirdik biz. Ülkenin ekonomi yönetimi bu kripto borsalara ilişkin, kriptolara ilişkin, paralara ilişkin bir düzenleme getirdi ve yasak olarak addedildi. Şimdi işi bilenlere soracağız. Adli bilişimci Tuncay Beşikçi bizlerle birlikte. Aynı zamanda T24 yazarı ve teknoloji uzmanı Füsun Sarp Nebil de bizlerle birlikte. Sayın Nebil, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Sayın Beşikçi, sizler de hoş geldiniz. İyi geceler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Nebil, sizle başlamak isterim. Son günlerde bir, hatta son günler demeyeyim, son aylarda bir kripto para fırtınası yaşıyor Türkiye. Denen o ki, yanlışım varsa lütfen cevaben düzeltin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakikaten çok büyük bir yer kaplıyor bu kripto borsalarda. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten çok ilgi var. Dünya ortalamasına bakıldığında da önde gelen ülkelerden biri deniyor katılım olarak. Bir, bu doğru mu? İki, biz düzenleme yönüyle bunu yanlış ele alarak mı başladık? İkinci soru bu. Üç ise kripto para zararlı değil ama onu bir şekliyle kullanmak ve insanları dolandırmak için kullananlar vardı. Bizim karşımıza bunlar erken dönemde ortaya çıktılar. Dolayısıyla iş buraya her türlü gidecek. Dolayısıyla bu operasyonlar, evet, kötüleri ayıklama operasyonudur denildi. Hangileri doğru bu saydıklarımdan? Bir kere çok haklısınız. Türkiye'nin ekonomik durumu bu kripto paranın daha fazla popüler hale gelmesine neden oldu. Nereden söylüyorum bunu? Çünkü bakın, Statista'nın yayınladığı bir liste var. O listede en üstte Nijerya var. Altında işte ne kadar böyle ekonomik durumu sarsıntıda olan ülke varsa hepsi mevcut. Biz de bunlardan biriyiz. Dördüncü sıradayız. %16 diyor. Aslında bu ekosistem, yani borsalar ve diğer arkadaşlar, aşağı yukarı 6 veya 7 milyon kullanıcıdan bahsediyorlar. Yalnız bir şey söyleyeyim, çok ilginç. Bu kullanıcı sayısı son bir senede olmuş. Yani geçen yıl bu zamanlar bu sayının 900 bin civarı olduğu söyleniyor. Ki bu konuda biz bayağı öncüyüz aslında. Yani 2000 biliyorsunuz 8'de ilk Satoshi'nin makalesi yayınlandı. 2009'da ilk işlem yapıldı. 2013'lerde filan artık 1 dolarlara çıkmıştı. O zamandan beri bunu oynayan bir sürü insan var. Nereden biliyoruz? Antalya'da mesela bir cinayet işlendi. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? 2017 yılında Facebook üzerinden 50 bitcoin'e kadar alınacaktır diye yazan bir otomotivçiydi yanılmıyorsam çocuk. Öldürüldü bitcoin'lerin alınması için. Yani bu çok yaygın Türkiye'de ama son bir yılda sayı, sizin söylediğiniz buydu zaten, 900 binden 6-7 milyona çıkmış. Statista'nın rakamına bakarsanız daha da yukarıda. Benim söylediğim %10'a denk düşüyor. Statista %16 diyor. Diğer yandan bu bir dolandırıcılık mı? Aslında dolandırıcılık değil normalde. Bu yeni dünyanın bir getirdiği şey. İnternette biz yıkıcı diyoruz, disruptive diyoruz. Yani her şeyi yıkıyor, yerine bir şey koyuyor. Hatırlayın, çocukken dışın ya diye, değil mi, tabanca oyunu oynardık. O oyun şimdi internet üzerindeki oyunlar haline dönüştü. Taksi tutmak Uber'e dönüştü. Alışveriş, işte bilmiyorum farkında mısınız, 2020'nin e-ticareti perakende olan B2B dediğimiz bayilik sistemi değil. Son tüketiciye satış 226 milyar TL olmuş. Yani hepsini dönüştürüyor. Bunlar tabii kısa sürede olmuyor. Zaman içinde oluyor. Şimdi sıra geldi Bitcoin, yani paraya. Para işi yeni değil. 1982'de bir
Hezle başlıyor bu konudaki düşünce. Aslında biz zaten elektronik parayı 1950'lerden beri kullanıyoruz. Elektronik para dediğimiz kredi kartı. Kullandığımız kredi kartı bir çeşit elektronik paradır. Bu 1982'de kripto para bir tezde dediğim gibi oluyor. 90'lara geldiğimizde daha çok çalışılıyor üstünde. Bir takım gold cash gibi filan isimler çıkıyor. Fakat o zamanın işte bu internet, biliyorsunuz paranın en önemli şeylerinden biri emisyon, yani dağıtım, nasıl dağıtacaksınız bu parayı. Dolayısıyla 2010'lara kadar geliyoruz. 2008'deki şu mortgage krizi ünlü, bir ay sonra Satoshi makalesini yayınlıyor. Şimdi bu para bir şey midir, dolandırıcılık işi midir? Bu para köşeye dönme parası değil. Bu para özgürlük parası. Bu benim cümlem de değil, İsmail Polat'ın cümlesi. Bu para sistemin dışına çıkma. Ne diyor Anonymous ya da Wall Street Occupiers, hatırlayın. Diyorlar ki biz %99'uz, siz %1'siniz diyorlar. Bununla söyledikleri şey şu. Credit Suisse'in bir zenginlik üçgeni vardır. Bu üçgende en yukarıda 1 milyon doların üzerinde varlığı olan insanlar sıralanır. Ki bunlar dünyadaki insanların, ergen insanların %1'idir. Dolayısıyla bir sistemde bozukluk var. Bu sistemin dışına çıkmaya çalışıyor. Biliyorsunuz ben ekonomist değilim. Bu konuları ekonomist olarak anlatmak istemiyorum. Ama işte dolar altına bağlı değil, yıllardır basılabiliyor vesaire vesaire. İnternetçiler buna karşı çıkıyor. Bu yüzden Bitcoin 21 milyonla sınırlıdır. Daha fazla basılmayacak. Hı hı. Bunun mantığı farklı. Şimdi ikinci sorunuza geleyim. Regülasyon dediğinizde devletin bu konuda çok büyük bir eksiği var. Regülasyon yapmalıydı. Ama bu regülasyon kripto para regülasyonu değil. Kimse yapamıyor zaten. Hiçbir devlet yapamıyor. O değil. Ama en azından bu şirketler kuruluyor ya, bunlar da bir çeşit parayla ilgili bir şirket. Ne bileyim, sermaye sınırı konulabilirdi. Hı hı. Son kaçan çocuğa baktınız mı? Gencecik bir çocuk. Hocam, burada zaten güncele çekeyim biraz da sizi. Yanıtlarınızı öyle devam edin. Hatta Sayın Beşikçi'nin birazdan söyleyecekleri bir adli bilişim uzmanı olarak çok daha önemli. Son olarak bunu sorayım, sonra kendimi biraz sessize alayım. Barış Terkoğlu'na bırakayım. Şunu merak ediyorum. Örneğin bu çocuk dolandırdı. Yüklü bir parayı da o dijital cüzdanına koydu. Bir miktarını belki gerçek hesapta tuttu. Bir miktarını o şekilde aldı, gitti. Şimdi o çocuk gitti. Arkada kalan 10 binler var. Peki o çocuktan bir daha iz alınacak mı? İşte polis gönderildi. Örneğin yasal düzenlemelerle yasal takibi yapılabilecek bir iş midir? O kişi yakalanabilecek midir? Çünkü gördünüz siz de isim hemen kondu medyada. Kripto Tosuncuk dendi. Eskiye atıldı. Belki hiç alakası olmayan iki farklı olay. Kayıplara karışacağını düşünüyor musunuz meselenin? Bu konular yavaş yavaş gelişiyor. Blockchain Tufan Poyraz isimli bir arkadaşımız bu programa da katılacak galiba, değil mi? Evet, o arkadaşımız hesapladı. Biliyorsunuz 2 milyar diye geçti. Ama bunun yanlış olduğunu, zaten bu küçük bir borsa, bu kadar dünya kripto para hacmi 2 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Yani 2 milyar dolar kaçtıysa binde biri oluyor. Böyle bir şey olamaz zaten. 150 milyon dolar bir para çaldığını hesapladılar. Nasıl? Blockchain bu işte. Burada anlamamız gereken şey şu. Blockchain açık bir defter. Sadece kimlikleri göremezsiniz. Ama oradaki hareketleri herkes görüyor. Çünkü dağıtık bir defter bu. Merkezi olmayan bir defter. O yüzden bu defterleri, linkleri takip ederek, her biri ayrı, Dogecoin ayrı, Bitcoin ayrı, Ethereum ayrı, takip ederek ciddi bir çalışma yaptılar ve kendileri herhalde anlatır.
Dolayısıyla bu paralar için zaman içinde daha iyi önlemler alınıyor. Yeni şeyler bilemiyorum. Acaba çevirdi mi bu arkadaş o paraları? Fiziksel paraya çevirdi mi? Ya da başka bir şekilde dönüştürdü mü bilmiyoruz. Ama dışarıya transfer ettiği parayı şu anda görüyoruz. Bu arada arkadaşın da Kosova'da olduğunu öğreniyoruz. Öyle bir duyum var. Ama gerçek mi bilmiyoruz. Kosova'ya da yüzden... Ziyeri abi biz polis gönderdik. Aynen. Belki oradaysa acaba yakalandı mı, bir sorguda mı, ülkeye getirilecek mi? Elbette önemli bir iddia. Evet, önemli evet. İddia. Şimdi şuradan başlayalım. Biz Füsun Hanım'ı ve Tuncay Bey'i aynı zamanda hani televizyon ekranının dışında bu konuda iki önemli makale yazdılar. Onları da okumalarını tavsiye ediyoruz izleyicilerimizin T24'te ve tuncaybeşikçi.com'da. Şimdi orada da çok bilgilendik. Füsun Hanım, kripto paranın bir tür dolandırıcılık olmadığını ama bunu kötüye kullananların dolandırıcılık yapabileceğini, işte bu örnekte olduğu gibi özetlersek böyle söyledi. Şimdi burada şöyle... Ama o günler de var dolandırıcılık olarak aynı kapsammış gibi sunulan coinler de var. Evet. Şimdi insanlar bunu Füsun Hanım anlamakta zorlanıyor. Ben Tuncay Bey'e soru soracağım ama sizin yazınızı okuduktan sonra daha iyi anladım. En nihayetinde şunu anlamıyorlar. Kripto para ne? Yani kağıt parayı elimizde tutuyoruz. Ondan sonra nihayetinde para denilen şeyin tarihin içerisinde bir metaya karşılık gelmesi nedeniyle aslında paranın maddi karşılığı da olan bir şey. Sadece elimizdeki kağıt parçası değil. Aynı zamanda maddi karşılığı da var. İlk ortaya çıkışında değil mi bir altın karşılığı var vesaire. Şimdi bu kripto para çok soyut geldiği için insanlar anlamakta zorlanıyorlar. Karşımızda bu bugün sayısı 4'e çıktı zannediyorsam dolandırıcılık yapmakla suçlanan yerler kripto paraların basanlar değil döviz bifosu diye adlandırabileceğimiz yerler. Yani nasıl size dolar satan döviz bifeleri varsa kripto para satan platformlar var ve bu platformların sahipleri şu anda yani bunu yapıyorlar. Bu konuda 4 ayrı firma, 4 ayrı kişi bu konuda suçlanıyor. Fakat kripto paranın güvencesiz tutmak diye bir şey de var. Yani dövizinizi döviz bütünsünde tutmuyorsunuz. Paranızı verip dövizinizi alıp cebinize saklıyorsunuz. Evinize götürüp kasaya kilitliyorsunuz veya bankaya yatırıyorsunuz ama bu platformlarında paralarını tutanlar şu anda paralarını kaybettiler. Yani kendi soğuk cüzdanlarına almayanlar, kendi adlarına saklamayanlar kaybetti. Bu en azından şu anda dolandırıldık korkusu yaşıyorlar. Şimdi burada bu açıklamayı niye yaptığımı söyleyeyim. TuncayBeşikçi.com'da sizin bir adli bilişimci olarak yazmış olduğunuz, yani siz hem bilişimcisiniz hem de adli bilişimcisiniz. Yani hem adliye tarafından bakıyorsunuz hem bilişimci tarafından bakıyorsunuz. Ben yazmış olduğunuz makalede en çok şu dikkatimi çekti. Siz TODEX olayının anatomisi zaten başlığı. TODEX kurucusu olan şahsı alıyorsunuz. Hiçbir kapalı yani gizli kaynak kullanmadan, hiçbir istihbarat bilgisi kullanmadan çok basit bir internet çalışmasıyla burada bir takım tuhaflıklar oluyor. Sonucuna zaten varmışsınız. Yani oturduğu, evet. Evini gösterdiği adresten, şirketini bir anda Amerika'ya taşımasından vesaire vesaire. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Hani Füsun Hanım aslında bunun kripto paranın bütününün dolandırıcılık olmadığını ama bunun dolandırıcılık için kullanılan platformlar olabileceğini veya dolandırıcılık için ortaya çıkarılmış paralar olabileceğini söyledi ya. Türkiye'de sizin Tuncay Bey yapmış olduğunuz bu basit çalışmayı, hani bir polis de değilsiniz, savcı da değilsiniz, adli bilişimci olarak kendi başınıza açık kaynaklardan yapmış olduğunuz bu çalışmayı, bu takibi nasıl oluyor da? İster rakamı 150 milyon dolar olsun, isterse 2 milyar dolar olsun. Hiç aslında yok. Biz orada şeyi karıştırıyoruz birbirine sanırım. İşlem hacmiyle tabii. Fiilen fiziki para, yani benim cebimde 1 lira varsa 1 lirayı Can'a veriyorum. Can Tuncay'a veriyor, Tuncay Füsun Hanım'a veriyor. 4 liralık bir işlem hacmi oluşmuş oluyor. Galiba böyle şeyleri de birbirine karıştırıyoruz.
İster 150 milyon dolarlık bir kayıp olsun, ister 2 milyar dolarlık. Sonuçta kaybedilmiş, çalınmış, dolandırılmış 1 lira da bir suç teşkil ediyor. Biz bunları biliyoruz. Nasıl oluyor da bunun takibi bizzat devlet tarafından, kamu görevlileri tarafından yapılmıyor, yapılmak mı istenmiyor? Bunların bilmesine göz mü yumuluyor? Yani siz olayı bu kadar basit bir şekilde görebilen kişi olarak nasıl göremiyor kamu görevlileri? Yani eğer ben para, kendim para yatırmış olsaydım asla yatırmazdım. Hatta bugün Hürriyet gazetesinde bir bu firmaya, TODEX firmasına teknoloji desteği sağlayan bir başka bir firma yöneticisi şöyle bir cümlesi var. Ya ben bu adamlarla bırakın para yatırmayı oturup çay içmem diyor. Yani bir masa bir kasa şeklinde kurulmuş. Evet. Yani hiç işi bilmeyen, zaten kendisi ortaokul mezunu. Hiçbir finans ya da bilişim deneyimi yok bu TODEX borsasının sahibinin. Ama evet, kamu görevleri yok. Yani eğer yukarıdan bir talimat gelmezse kimse bir şey yapmıyor. Kimse artık inisiyatif almıyor. Eskiden alınıyordu ama son 3-4 yılda artık emniyette de inisiyatif alıp olayların üzerine giden yok. Adliyede de yok, savcılarda da yok. Biz işte dediğimiz gibi açık kaynaklardan bir sürü şey çıktı. Yani aslında aylar öncesinden bir tezgah olduğu belliymiş bu işin. Yani Ekim itibariyle, yani büyük bir reklam kampanyasının başlaması, çok lüks otomobiller, ünlü oyuncuların reklamlarda kullanılması, bedava coin dağıtılması. Ama inanın şey bile paravan. Yani bu reklam organizasyonunu arada yapan firma bile kendileri paravan. Yani tamamen paralarını katlamak için bir kurdukları bir tezgah. Bu aslında kısmı Çiftlik Bank'a benziyor aslında, değil mi Sayın Beşikçi? En azından bu kısmıyla benziyor. Ya bu kısmıyla benziyor, evet. Belki ilk başta iyi niyetle bir borsa yapalım, para kazanalım ki bakın bu paralar da az paralar değil. Şu bugünkü rakamları vereyim size. Bugün Borsa İstanbul'un işlem hacmi 1.9 milyar liraydı. Ama kripto para, Türkiye'deki kripto para borsasında dönen para miktarı 21 milyar, 11 katı. Yani Borsa İstanbul'un 11 katı büyüklüğünde bir para dönüyor burada. İnanılmaz. Yani o yüzden bakın, TODEX'in aylık cirosu 1.6 milyar lira. Yani bu ve binde 15, binde 20 gibi komisyonlardan elde ettiği para sadece. Yani dönen para çok büyük. Evet, 2 milyar dolar değil, ben de Füsun Hanım'a katılıyorum. Ama 150 milyon da değil, biraz daha fazla, ben de hesapladım çünkü kaçan miktarı. Evet, yani yapılmıyor Barış, yani maalesef. Peki bir şey, kimse, size bir şey soracağım, sonra Füsun Hanım'a dönüp bir şey soracağım. Ben bu ifadeleri okuduğumda, yani sizin makalenizde de öyle bir bölüm olduğu için soruyorum, ifadeleri okuduğumda ortak bir nokta var. Diyorlar ki biz hacklendik. Yani biraz önce Füsun Hanım da anlattı, bunlar nihayetinde bankadaki ada, yani Füsun Sarp ne bile ya da Tuncay Beşikçi'ye kimlik numarasında kayıtlı paralar değil. Anonim paralar. Bir şifre üzerine paralar. Doğal olarak şifrenizi başkası ele geçirirse o artık şifreyi ele geçirenin parası olmuş oluyor. Tabii. Yani güvenliği de sahipliği de bu açıdan aslında sistemin dışına çıkmış olduğu için Füsun Hanım'ın deyimiyle. Yani. Evet. Bu açıdan hacklendik ifadesi. Çünkü aslında platformun kendisi hacklenirse hackleyenler de o parayı ele geçirmiş olacaklar demek. Hacklendik ifadesi bir savunma mı? Yoksa gerçekten hacklendiler mi sizce? Yani savunmak, evet, için bizden de çaldılar. Gerçekten... Yani Robin Hood da soyuldu sonuçta. Bütün bu yoksa... Şimdi gerçekten hacklendiklerini ben biliyorum ama bu hack olayı 2018'de yaşandı. Bir önce CoinEx adı altındayken yaşandı bu firma. Ama bu tezgah daha 7-8 ay önce düşünülmüş, başlanmış. Evet, hacklendiler, doğru, ama şimdi orada da bir aslında kişisel verileri koruma kanununa göre bu hack olayını açıklamaları, üyelerine, yani kuruluşa bildirmeleri, bütün detaylarını vermeleri lazımdı. Aslında suç oradan itibaren başlıyor. Daha önce CoinEx ismi altındaki bu borsa hakkındaki suç duyuruları var. Hatta ismi TODEX olunca üyelerden biri peşini bırakmamış, suç duyurularına devam etmiş ama hiç işlem yapılmamış. Yani o hacklenme olayında ayrı bir yine ihmal var. Ama 2 yıl, 2,5 yıl öncesinden gelen
hack'in biraz bahane olmuş yani. Bu son açıklamaları hacklenmesi biraz bahane. Hack denen borsa olmuştu daha önce 2014'te. Ama böyle parayı alıp giden ilk defa Türkiye'de oldu. Sayın Beşikçi, bu arada ve Bitcoin soruşturmasındaki tutuklama da var. Şirket kurucusu İlker Baş ve eşi dahil 4 kişi tutuklandı şeklinde şu anda görüyoruz bu gelişmeyi de. Bir yavaş yavaş da aslında vaktimizle sınırlı suç meselesi de çok merak ediliyor. Tıpkı bu belediye ile insan kaçakçılığının içerisinde çeşitli örgütler var mı, çeşitli suç örgütleri var mı sorusu. Kripto para borsasında da karşımıza gelmiş durumda ki Sayın Nebil bu konuda Sedat Peker TODEX bağlantısı üzerinden de bir yazı kaleme aldı. O yürüyle de dinlemek isteriz. Böylesi şüpheler var mı? Bu arada yine vatandaşlarımız hatırlatıyor. İşte Sayın Bakanlarla fotoğrafları çıktı. İşte TODEX kurucusunun vesaire. Sayın Bakanların açıklamaları var. Tanımıyoruz. İşte birileriyle ziyarette sonradan eklemlenen bir ya da birden fazla kişi oldu. Onlarla nezaketen çektirilmiş fotoğraflardır vesaire. Ama bu yönüyle değil belki ama örneğin Sedat Peker üzerinden, çeşitli suç örgütleri üzerinden bu kripto para borsaları kullanılıyor mu? Çünkü hep bize öyle anlatıldı. Yani kripto mu? Ya genelde illegal meseleler oradan işte yapılıyor vesaire. Genelde böyle anlatıldı. Sedat Peker bağlantısı üzerinden Hüsnü Sarp Nebil bize ne anlatır? Şimdi Sedat Peker'in başka internet yatırımları olduğunu da biliyoruz. Bu konuda da ekosistemde yani kripto para ekosisteminden bahsediyorum. Böyle bir söylenti var. Ben de bunu dile getirdim. Ama bakarsanız Tuncay Bey çok güzel bir araştırma yapmış. Ben de bunu sorguluyordum zaten. Bu kadar genç bir çocuk, finansal geçmişi olmayan bir çocuk nasıl olur da borsa kurar diye. Evet, böyle bir çocuğun arkasında birileri olması lazım. Yani tek başına bunları yapıyor mudur? Bu kadar parası var mıdır? Bu işler kolay işler değil. Siz girebilir misiniz? Kripto borsa açmayı düşünür müsünüz? Düşünmek için arkada bir takım şeyler gerekli ve gittiği yer de enteresandı. Dolayısıyla böyle bir bağlantı. Ben gazeteciliğin birazcık da sorgulamak olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bir soru olarak onu öne attım. Barış Serkoğlu. Yani bu arada o fotoğraftaki Sayın Süleyman Soylu'nun öz yeğeni olduğuna dair iddialar var. Üçüncü kişinin. O da yeni bir bilgi. Ben de onu takip ediyordum. Bakalım bu tip iddialar yarın resmi bir açıklama gelir mi bu konuda? Peki, bir doğrulama ya da yalanlama aktarır. Yani yarın FETÖ'ye bağlarlar diye düşünüyorum ben. Her zaman olduğu gibi bu konuyla öyle sıyrılmaya çalışacaklardır. Öyle görünüyor yani. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de Füsun Hanım bir şey yaşıyoruz. Yani bir takım insanlar böyle bir para toplanıyor. Sonra böyle bir çöküş yaşanıyor. Ve çöküş yaşanınca her şey ortaya saçılıyor. Yani birisinin ortaokul mezunu olduğunu öğrendik artık. Öbürünün karısının hangi... Ya aslında arkada büyük bir sabıka kaydı varmış. Değil mi? Çiftlik Bank'ta da oldu. Öncesinde Saadet Zincirinde de Saadet oldu. Zincirinde de öyle oldu. Böyle bir şey var. Ben şunu merak ediyorum Füsun Hanım. Yani siz de söylediniz. Uzunca bir süredir, kronolojisini yazdınız zaten ikiniz de. Uzunca bir süredir para toplanıyor, paralar platform kurulmuş. Oradan büyük bir işlem hacmi gerçekleşiyor. Ne oldu da bir hafta içinde dört yani platform birden soruşturmaya uğradı? Merkez Bankası kararı mı etkili oldu? Yoksa Merkez Bankası kararından sonra bir anda insanlar paramızı verin dedi de sistem mi çöktü? Yoksa birileri düğmeye mi basıp bunları bitirmeye karar verdi? Ne tetikledi bunu yani? Bir anda nasıl bir anda? Çünkü öyle bir şey ki Füsun Hanım, eminim bizi izleyen vatandaşlarımızın olduğu her birinin en az 10 ortamda şununla karşılaşmıştır. Ben karşılaştım çünkü. Ya bu kripto para işinde iyi para var. 1000 lira koyuyorsun, 5000 alıyorsun diye bakkallarda, marketlerde her yerde böyle bir konuşma var. Yani bu artık halkın gündemi olmuş durumda ve inan gerçekten de nihayetinde böyle bir bakkal kuruyemişçi gibi köşe başında kripto para satan yerler oluşmuş durumda. Bu kadar büyümüşken nasıl oldu da bir hafta içinde 4 yere birden baskın düzenlendi ve aslında sizin deyiminizle söylüyorum, kripto para denilen şey bütünüyle sanki itibarsızlaştıracak, tabii, sanki bütün şüpheli bir
halmiş gibi. Sanki ortaya cereyan yayılmış gibi bir algı var. Nasıl oldu da bir hafta içinde oldu? Ne oldu? Yani böyle bir şey, cereyan saçılması diye bir şey olduğunu düşünmüyorum Barış Bey. Tam tersine. Öyle bir algı yaratıldı diyoruz. Yok, yani algı yaratıldı. Bilmek için öyle bir algı, algı yaratıldı. Anladım. Bitcoin'in farkında olmadığını zannediyorum. Önce bir şey düzelteyim. Borsalar Bitcoin ya da kripto para satmıyor. Borsalar bir platform. Orada alıcılar ve satıcılar teklif veriyorlar. Yani siz Bitcoin 56 bin dolar olur. Ben 58 bin dolara satacağım dersiniz. Onun alıcısını bulursunuz. Bitcoin borsa kendisi de satıyor olabilir. Kendisi de bir satıcı haline gelebilir ama böyle bir mecburiyet yok. Borsa aslında bir tamamen platform. Bu platformun üzerinde cüzdanlar var. Bunlar size ait olabilir veya o borsa sizi mecbur bırakabilir o cüzdanı kullanmanız için. Cüzdan dediğimizde aslında içine para konmuyor. Para blockchain'de duruyor. Cüzdan sadece bir şifre, bir anahtar. Yani o blockchain'inizi, o paranızı blockchain'den almanız için gerekli şifre. Şimdi gelelim, niye, ne oldu? Şu oldu. Bir kere başka bir notu daha söyleyeyim. Tuncay Bey söylediği için not olarak söyleyeyim. TODEX'i ayıralım. Çünkü TODEX, Tufan Poyraz'ın hesaplarına göre geçen Ağustos'tan itibaren dışarıya para yollamaya başlamış. Tuncay Bey de Eylül'de de aşağı yukarı aynı tarihler. TODEX yani kafaya koymuş böyle bir şey. Onu söyleyeyim. Ama diğer platformlar son zamanlardaki sıkıntıdan ötürü, çünkü hükümet aynen bir filin züccaciye dükkanına dalması gibi kripto pazarın ortasına daldı. Yani bu düzenlemeleri, son yaptığı hareketleri bu ortamın uzmanlarıyla, ekosistemin, geniş bir ekosistem var burada. Bu ekosistemin insanlarıyla oturup konuşarak koymadı ortaya, koysaydı daha iyi bir şey olacaktı. Blockchain çok önemli bir şey. Blockchain'i ayıralım. Blockchain'le birlikte yeni iş modelleri gelecek hayatımıza, geliyor da şu anda. Ama buradaki olay şu, birdenbire 17 bin dolardan Kasım'da 6 ay içinde 64 bin dolara çıktı Bitcoin. O yüzden 1 milyon kullanıcı 6 milyona çıktı. Çünkü orada bir takım insanlar 3 bin dolardan, 4 bin dolardan Bitcoin almışlardı geçmişte. Bitcoin bir oyun gibi çok zevk veriyor insanlara, oynuyorlar ve bu aynen borsada da öyle biliyorsunuz. Bu birdenbire 64 bin dolara çıkınca bir zenginlik yarattı. İnanılmaz bir zenginlik yarattı. İşte ben şunu duydum. Dün gece bir yayın yaptılar. Üniversite öğrencileri kredilerini bu işe ayırmış. Ama siz devinden beri cerat diyorsunuz ya, daha feci bir olay var biliyor musunuz? Arsa ve evlerini satan, arabalarını satan insanlar para yatırmış. Bunları duyacağız. Daha fazla duyacağız. Dolayısıyla birdenbire filin dalması gibi dalınca ben şu anda Webitcoin, Sistem Coin ya da Goldex Coin'in ne durumda olduğunu, bu paraları alıp bir yerlere mi götürdüklerini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Türkiye'nin çok ciddi Bitcoin borsaları var veya kripto para borsaları var. Bunlar da şu anda işlem hacimleri 1/4, 1/3 düştü. Ve bu bir sıkıntı. Dolayısıyla bu firmaların, zayıf firmalar mutlaka, hemen çöktüklerine göre. Ama burada hükümetin bence bir dikkatsizliği, özensizliği, peki, farkında olmaması var. Sayın Beşikçi, ekleyeceğiniz varsa son cümlelerinizi alalım. Beşik, ben Tuncay Bey'e şunu sorayım. Buyurun, o son tabii cümlesi de olsun. Tabii. Sizin makalenizde siz yasaklamak çözüm değil diyorsunuz. O konuda zaten bu iş böyle değil. İkiniz de öyle söylüyorsunuz çalışmalarınızda. Merkez Bankası ilk kez geçen hafta bu konuyla ilgili bir adım attı. Bununla alım satım yapılamayacağını söyledi kripto paralarla. Peki madem öyle, bir şekilde ilk kez Merkez Bankası adım attı ve bu mesele yasaklanmayacak diyorsak,
devlet çok kısa olarak devlet bu konuda ne yapmalı? İkincisi bugün bu akşam bu yayını izledikten sonra kripto para yatırımı yapmak isteyen kişi böyle bir duruma düşmemek için yani Füsun Hanım'ın söylediği gibi evini satıp da sonunda intihar etti bir vatandaşımız. Neye dikkat gördünüz? Bu durumu yaşamamak için ne yapması gerekiyor? Şimdi öncelikle söyleyeyim bu işi gerçekten borsa olarak muntazam şekilde yürütmeye çalışan yapan borsalar var Türkiye'de. Birkaç tane var en azından. Yani güvenilir denilebilecek borsalar ama regülasyon yok. Yani devletin bu konuda diğer devletlerin yaptığı gibi yani en azından hiç bilmiyorlarsa bir İngiltere'den Amerika'dan olan bir regülasyonu alıp getirip çevirip uygulamaya sokmaları lazım. Yani onlar ne yaptılar? Dediğiniz gibi ödeme altyapılarına yasak getirdiler ve küçük borsaların hepsi bu yüzden gitti. Yani bu TODEX haricinde diğer üçünün batma sebebi budur. Ondan önce de aslında bir adım atıldı. Devlet bütün kripto para borsalarına yazı yazarak bütün portföyündeki işte isim isim kimin kaç lira hesabı var, hangi adreste, kimlik numarası nedir tarzı bir bilgi talebinde bulunmuştu bu karardan önce. Ama bunlar yetmiyor. Yani bu regülasyonun bir kere yani hukuk denetimi var, teknik denetim tarafı var, mali denetim tarafı olması gerekiyor, vergilendirmesi, sigortalanması. Yani bunu yapabilecek bir yapı, yani bir nevi BDDK tarzı kuruluşun yapılması, yapılandırılması gerekiyor ama hani ben ne öyle bir yetenek, ne öyle bir kadro görebiliyorum şu anda devlette. Peki Sayın Beşikçi çok teşekkürler. Konuşacağız, daha konuşacağız. Datapool kurucusu Tufan Poyraz da katılacak şimdi aramıza. Sayın Beşikçi'ye tekrar teşekkür edelim. Kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından sorularınızla da bakalım biraz. Bu sorular üzerinden de elbette kripto para Türkiye için yeni mi, eski mi, bilenler için hiç de yeni değil elbette. Bu meselenin arkasına, önüne odaklanmaya çalışalım. En önemlisi vatandaş kendisini nasıl koruyacak? Bunun üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Yılların tecrübe ve birikimiyle, mimarı, mühendisi, tecrübeli ve deneyimli ustalarıyla, kaliteli malzemesiyle yaptığı işlere 20 yıl garanti vermektedir. Doğan İnşaat olarak sıfırdan inşaat yapıyoruz. Dış cephe, ısı yalıtımı, taş yönü ve iç dekorasyon yapıyoruz. Sıfırdan çatı, çatı tadilatı, kiremit çatı, sandviç panel ve saç çatı, eksiz oluk sistemi, mebran, kumlu mebran, kamerya, çardak, teras, sundurma ve ters tavan yapıyoruz. Ekiplerimizin ulaşımı, konaklaması, yemesi içmesi tamamen Doğan İnşaat tarafından karşılanmaktadır. Alt banttaki numaralarımızdan bize ulaştığınız andan itibaren ortalama 3-4 gün gibi kısa bir süre içerisinde çatınızı yapıp size teslim ediyoruz. Doğan İnşaat, kalitenin ve güvenin adresi. Öncü Kitap Evi'nden muhteşem kampanya. Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını unutmuyoruz. Karanlığı yırtanlar. Atatürk'ün milli mücadele dönemindeki yol arkadaşları. 1. Celal Bayar. 2. Fahrettin Altay. 3. Halih Rıfkı Atay. 4. Fevzi Çakmak. 5. İsmet Ünönü. 6. Kazım Karabekir. 7. Kazım Özal. 8. Rauf Orbay. 9. Refet Bele. 10. Salih Bozok. Cumhuriyetimize ve kurucularına saygıyla. 10 kitaplık bu eserler Halk TV izleyicilerine özel 172 TL yerine 69 TL. Kitap okumak, karanlığa meydan okumaktır. Belgelerle satır aralarını irdeleyerek uzmanlar eşliğinde konuşulmayanlar farklı bakış açılarıyla gündeme geliyor. Gazeteci Murat Arel, gazeteci Timur Soykan, gazeteci Ozan Gündoğdu. Ekonomi, siyaset, yolsuzluk, yoksulluk ve hayata dair her şey Kayda Geçsin de ekrana geliyor. Özlem Gürses'le Kayda Geçsin her salı saat 20'de Halk TV'de.
Bugün neler oldu? Türkiye ve dünyayı yarın neler bekliyor? Türkiye'nin pek çok önemli mekanizmasında söz karar sahibi oldu. Medyanın gördükleri, görmedikleri ya da göremedikleri. Medya mahallesinin ve siyasetin hali pürmelali. Ayşenur Arslan'ın gözünden Türkiye'nin fotoğrafı. Şimdi Türkiye'yi ne bekliyor? Medya mahallesi hafta içi her sabah 11'de Halk TV'de. Halk TV'ye ulaşmak artık bir uygulama kadar yakın. Sansürsüz haberlere ulaşmak için yapmanız gerekenler çok kolay. iOS telefonunuz ve tabletler için App Store'a girin. Hemen alttaki arama tuşuna Halk TV yazın. Karşınıza çıkan Halk TV resmi uygulamasına tıklayıp indirin. Android telefonlar için de aynısını yapın. Google Play'e girdikten sonra arama bölümüne Halk TV yazın. Çıkan uygulamayı telefonunuza indirin. Ayrıntılı haberler ve Halk TV canlı yayını artık telefonunuzda. Halk TV uygulamasında gün içindeki eski ve yeni tüm YouTube videolarına da ulaşabilirsiniz. Unutmayın, haberleri uygulamamızdan takip etmeniz telefonunuzun şarjını daha az tüketir. Son dakika, İçişleri Bakanlığı genelgesi geldi. 18 Mayıs tarihi, 18 günlük kapanma, 17 Mayıs tarihine kadar olan bu kapanma meselesiyle ilgili ayrıntılar, genelge, yasakların kapsamı, istisnalar tamamı önümüze geldi. Şimdi İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2021 ibaresiyle tam kapanma tedbirleri konu kısmında yazılı olarak dağıtım yerlerine İlan edilmiş. Gelinen aşamada temel usul ve esasları diyerek başlıyor. Genelgede belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgın artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir. Yine de ülke genelini kapsayacak şekilde bu kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Mealinde bir girizgah yapılmış. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü sabah saat 5'te bitmek üzere tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama detaylandırıldı. Aktarmayı sürdüreceğiz bu konuya dair. Elbette bakalım ayrıntılarda sürpriz bir şey var mı? Cumhurbaşkanının söylemediği, vurgulamadığı, şaşıracağımız farklı bir ayrıntı var mıdır? Vatandaşlarımızın bilmesi gereken önemli bir ayrıntı, bir nüans var mıdır? Bu konuda değerli rejimiz bizleri bilgilendirecek. Bu arada elbette devam ediyoruz. Kripto para meselesini şöyle bir toparlayacağız. Aramıza Datapool kurucusu Tufan Poyraz da katıldı. Sayın Poyraz, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, sağ olun. Yaşanan tartışmalara ilişkin ilk girizgah sorusu benden olsun. Sonra tekrar Barış Terkoğlu'na bırakacağım soruyu. Doğru yerden ele alınıyor mu tartışmalar medyada? Biz dahi soruyorum elbette. Yoksa ıskaladığımız yerler var mı? Şöyle, ben sadece işin teknik boyutuyla ilgileniyorum. Aslında kriminal kısmıyla veya kaçak kısmıyla çok fazla ilgilenmedim açıkçası. Hatta haber bültenlerini de takip etmedim. Teknik anlamda sadece yapabileceğimiz ne varsa blockchain teknolojisinin şeffaf olmasından mütevellit gerekli araştırmaları elimizden geldiğince yaptık ve bunları da sosyal medyada paylaştık. Peki, ya bu suç olarak elbette teknik altyapısı arka planı çok merak ediliyor. Yani iş sürülememesi bu tip olaylara çok teşne bir atmosfer mi yaratır ki Sayın Nebil az önce bunu detaylıca vurguladı. Yani nasıl tehlikeli olacak, neresi tehlikeli olabilir, neye dikkat etmek lazım, bu yönüyle değerlendiriliyor. Bu konuda vatandaş şuna dikkat etsin, şunu önemsesin diyebileceğiniz bir liste sosyal medya üzerinden ya da Google basit araması üzerinden bulabilmiş değiliz. O yüzden soruyorum, bu meseleyi ele alış biçimi sadece suç odaklı bakıldı, sadece yatırım odaklı bakıldı, sadece yetersiz teknik altyapı üzerinden eleştirildi vesaire. Ama bu konuda vatandaş şuna dikkat etsin ya da yakınlarınızdan, ya sen bu işlerden anlıyorsun Tufan Poyraz, ne yapmak lazım diye sorulduğunda elbet bir cevabınız oluyordur. Asıl o cevabın peşindeyim.
Aslında şöyle, kripto paraların bizim bu araştırmayı yapmamızdaki en büyük sebeplerden birisi bu dolandırıcılık olayıyla ilgili kripto paraların suç unsurumuş gibi gösterilmesi. Biz yıllardır bu işin içinde olan arkadaşlarla birlikte kripto paraların değil, bunun aslında bu alış satış platformlarına, Barış Bey az önce çok güzel özetledi aslında, alış satış platformlarının kurucusunun, onların bu ortamı sağlayan kişilerin bir suç unsuru teşkil ettiğini anlatmak istiyorum. Bu, yani şöyle bir örnek verirsem en basitinden, kuyumcu bir altın satıyor. Altınlara, içindeki altınları, kuyumcunun sahip olduğu rezervlerindeki altınları alıp kaçtığında altının bir suçu olmuyor, siz de biliyorsunuz ki. Dolayısıyla ana akım medyada çıkan altına suç bulunmuş gibi, kripto paralara suç bulunmuş edası açıkçası beni çok üzüyor. Biz arkadaşlarımıza da en başından beri ben takip eden arkadaşlara yıllardır da söylediğimiz bir şey var. Eğitim, eğitim, eğitim. Öncelikle araştırmalarınızı yapmanız gerekiyor. Neye yatırım yapmanız gerekiyor? Nereden yatırım yapmanız gerekiyor? Halkımız maalesef bu işi son aylarda, eski yatırımcılar çoğunu tenzih ederim, son aylarda özellikle işin yayılması, popüler olmasından mütevellit bir ganyan bayi edasıyla, bir iddia oynama edasıyla bir koyup beş almak istemesinden dolayı yayının başında da sizin konuştuğunuz ülkemizdeki fakirlik, kısa yoldan zengin olma hevesi kullanıcıların bu tarz hareketler yapmasına sebep oldu. Dolayısıyla hani çok üzülerek takip ediyorum olan olayları, ama maalesef piyasadaki bazı uyanık arkadaşlar diyeyim, TODEX'in kurucusu için bu istismar ederek yatırımcıların bu derdini kaçtılar. Yani Tufan Bey, sizin söylediğiniz, konuşmanız bana şeyi hatırlattı. Western filmleri hatırlarsınız. Onun arkasında kocaman bir şey vardır. Altına hücum hikayesi vardır. Yani Avrupa'da o ağır sömürü altında, 18 saatlik iş güçlerinde, yoksulluğun altında Amerika kıtasına gidip o tırnaklarıyla kazıyarak altın bulup zengin olma hayalleri, kitlelerin oraya doğru akması, bir süre sonra tam da bu hikayenin içerisinde olduğu gibi altın biriktiren bankaların soyulmaya başlanması ve Western hikayelerinin içeri girip bankalara eller yukarı diyen insanlar. Aslında her paranın ortaya çıkışında benzer hikayeler var sanki. Bu hani biraz eğlenmek için söyledim ama sizin... Madencilik de oradan geliyor zaten. Evet. Doğru. Evet, doğru, doğru. Bitcoin madenciliği. Kesinlikle. Siz ama ben hani sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla bu merkeziyetsiz finans diye bir izleyicimiz bizi de uyarmış. Para diye hitap etmeniz konuyu yanlış anlaşılmasına neden oluyor. Terminolojiyi hala eskiden kuruyorsunuz filan diye. Sizin Tufan Bey merkeziyetsiz finans diye ifade etmiş olduğunuz şey sistemin geleceği mi? Yani bu görüntüde görmüş olduğumuz şey sistemin geleceği mi? Dünyanın geleceği mi? Yoksa bir gün bu da çöküp gidecek bir şey mi? Nasıl görüyorsunuz? Şöyle, bir değişimin içerisindeyiz. Bu yıllardır insanlığın uğradığı bir değişim. Sürekli çağlar değişiyor. İnternet çıktı, bambaşka bir dünyaya geldik. Eskiden kocaman bilgisayarlar vardı, internet cebimize kadar geldi. Netflix örneği verirsek mesela, 1998 yılında kuruldu Netflix'i. Ondan öncesinde siz hatırlarsınız, video kasetlerle videolar kaydedilirdi. Video kasetler kocaman kocaman cihazlarda çalıştırılırdı. Şimdi komple dijital medyaya geçtik. Artık video kaset satan herhangi bir şirket yok ortada. Video kaset ortalıkta yok. Bunun gibi aynı şekilde şeyde mektubu da düşünebilirsiniz. Eskiden posta yoluyla mektup gönderiyordunuz. Şimdi e-posta gönderiyorsunuz. Bu merkeziyetsiz finans da aslında bu örneklerde olduğu gibi bizim geleceğimiz, bu değişime direnmemiz,
etmemiz gerekiyor. Bu değişimi yasaklamamamız gerekiyor. Gelecekte bu değişime adapte olmak için bir an önce elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Aynı mektup gibi, video kasetlerin ortadan kalkacağı gibi ben şahsen gelecekte de bankacılık sektörünün ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çok büyük bir değişimin içerisindeyiz. Bankacılık sektörü de yakın zamanda eğer kendilerini eviremezlerse kripto paraların alım satımıyla, ödeme şekillerinde boşu boşuna mektup göndereceğim diye diretmenin anlamı yok, video kaset üreteceğim diye anlamı yok. Bir an önce sisteme adapte olmak gerekiyor, teknolojiyi yakalamamız gerekiyor. Endüstri 4.0'ı kaçırmamaya çalışmamız gibi finans sektöründeki devrimi de kaçırmamamız gerekiyor. Peki şunu soracağım. Siz biraz önce sizden önce de Tuncay Bey söyledi. Füsun Hanım da uyardı. Siz de sosyal medyada ifade ettiniz. Biz hep gazeteciler mesela 2 milyar dolar, 2 milyar dolar diye konuştuk. Siz bir hesap yaptığınızı ve 2 milyar dolar değil 150 milyon dolar, doğru mu hatırlıyorum? 150 milyon doğru. Dolar bunun, evet, olduğunu 150. Söylediniz. Bu hesabı nasıl yapıyorsunuz? Ve 2 milyar dolar sizce nereden, nasıl çıkıyor yani ortaya bir işlem hacmiyle ortadaki paranın karıştırılmasından mı veya bir tahmin mi, bir polis şeyi mi? 2 milyar dolara çıkartana sormak lazım. yani... Şöyle birkaç takip edebildiğim kadarıyla sosyal medyadan yine... hacimle bağlantılı bir hesap yapılmış. Evet. Fakat o hacimle bağlantılı yapılan hesapta yapan kişi şunu kaçırıyor. Özellikle TODEX gibi küçük borsalarda hacim, sahte hacim yaratılıyor. Otomatik yazılımlarla beraber bu CoinMarketCap'i bilirsiniz. Bu dünyaca dünyadaki bütün borsaların aslında birbirinin listelendiği ve bu orada en üst sıralarda yer almak için birçok borsa sahte hacimler yaratan yazılımlar kullanıyor. Bu sahte yazılımlarla beraber CoinMarketCap'te belki, bilmiyorum, ben TODEX'i takip etmediğim için bu 2 milyar dolarlık gibi bir hacmi orada oluşmuş olabilir. Ama dediğim gibi tamamen sahte yazılımlarla 2 milyar dolar rakamın buradan geldiğine dair bir söylenti var. Fakat siz de biliyorsunuz ki hacim aslında borsadaki mal varlığını nitelendirmiyor. Yine bir kuyumcu örneği verebilirim. Kuyumcunun içerisinde 100 bin TL mal varsa ve akşama kadar bunu çok fazla al sat yaparsa, hacmini arttırırsa 2 milyar gibi bir rakama ulaşabilir. Ama içindeki 100 milyar gibi bir 100 bin TL gibi bir rakamı değiştirmez. Dolayısıyla böyle bir hesap yapıldığını, çok basit bir hesap olduğunu, gerçeğe yansıtmadığını kolaylıkla söyleyebilirim. Bir diğer hesap duyduğum kadarıyla kullanıcı sayısının 400 bin ila 700 bin civarında değiştiği ve 3 bin dolar civarında ortalama bir yatırım yaptığını kullanıcıların, 700 bin çarpı 3 bin, 2 milyar ortalama bir mal varlığı olduğu ile ilgili bir söylenti duydum. Fakat o kadar asılsız, o kadar iş bilmez bir açıklama ki şuradan varacağım. Bu TODEX borsası son zamanlarda kullanıcılarına ücretsiz, yani üye olana 10 TL gibi komik rakamlarda coin hediye etmeye başladı. Ve bunu gören öğrenci kesimi, 25 yaş altı genç arkadaşlarım, çoğu borsaya üye oldu. Bu kullanıcı sayısının artmasına sebep oldular. Fakat bu arkadaşların hiçbir zaman 3000 dolar gibi bir yatırımı olamayacağı için bizim tahminimizce borsadaki maksimum yatırım, yani sonuçta 3 senelik bir borsa, eğer bu 3 senedir planlanan bir organizasyonsa, ki zannetmiyorum, ulaştığımız verilere Ağustos ayından itibaren bir kaçış planlandığını gösteriyor. Ama sonuçta 3 senelik bir geçmiş olduğu için bir miktar birikim yaptığını söyleyebilirim. Dolayısıyla biz bu blockchain'in şeffaflığına dayanarak 150 milyon dolar gibi bir rakama ulaştık. Evet. Peki Füsun Hanım, son dakikamız. Bu 150 milyon dolarını kaybedenler diyelim, parası kaçırılanlar, sonuçta anonim bir paradan söz ediyoruz. Polis yakalasa dahi bu şahsı,
paralarına geri kavuşabilecekler mi? Kaybettiklerini geri döndürecekler mi? Yoksa soğuk su içmek zorunda mı kalacaklar anonim para adı üstünde olduğu için? Yani böyle bir ihtimal demin var mı? Demin cevabını verdim zaten. Bu parayı bir ihtimal takip edilebilir ilgili borsalara haber vererek. Ama bunu Tufan bence daha iyi cevaplar bu soruyu. Çevirmişse de dönüştüremeyiz. Tufan söylesin. Tufan Bey, bu arada bir geri şey söylemek istiyorum. Buyurun tabii. Bu olay aslında Tufan da söylesin. Blockchain'in ne kadar kıymetli olduğunu da gösteren bir olay. Şeffaflığı. Tufan'ın yaptığı çalışma. Peki. Tufan Bey kapanış cümlesini sizden alalım. Bu paraların geri dönüşü var mı? Şöyle, gönül ister ki tabii ki geri dönülsün. Fakat takip ettiğimiz kadarıyla bu borsa paralar son paralar global bir borsaya Binance'e aktarılmış. Zannetmiyorum ki bu zamana kadar, eminim ki o paraları nakite çevirip borsadan çıkarttığını düşünüyorum. Fakat kaldıysa bir ihtimal o global borsanın içerisindeki paralara el konulabilir. Ama dediğim gibi bu global borsa bizim Türk yetkililere ne kadar cevap verir vermez orası meçhul. Bunca zamandır o global borsanın soğuk cüzdan olarak kullandıklarını düşünüyoruz. Eğer öyle bir şey yapıyorlarsa çoktan nakite dönmüşlerdir onlara. Peki Sayın Poyraz teşekkürler. Sayın Nebil çok teşekkürler. Keyifli bir yayında öğrenmeye devam ettik. Barış Terkoğlu teşekkürler. Kapatırken ekranda görmüş olduğunuz son dakika gelişmesinin birkaç ayrıntısını tekrar vurgulamak isterim. Artık tam kapanmaya girdiğimiz için